Şimdi o e, hoş sohbette Türkiye'nin yapay zeka stratejisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtıldı. <laughs> Türkiye'nin yapay zeka stratejisi tanıtım programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını %5'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle kendini tekrarlayan ve yoğun hesaplama gerektiren sektörlerde bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyorlar. Yapay zeka teknolojilerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin internet devriminden bile daha büyük bir etki oluşturacağı şimdiden öngörülüyor. Bildiğiniz üzere zaten büyük bir hızla yaşanan dijitalleşme süreci COVID-19 salgınının etkisiyle daha da hızlanmış vaziyette. Bu süreçte mecburen uygulanan sosyal mesafe kısıtları, iletişim ve yapay zeka uygulamalarının kullanımını da kat be kat arttırdı. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler ekonomik ve sosyal hayatımızın vazgeçilmez birer parçaları olacak. Bakınız 2020 yılında dünya genelindeki yapay zeka harcamaları yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Ve önümüzdeki 5 yılda bu teknolojilerin pazar büyüklüğü en az 2 katına çıkacak. Bakan Varank, Türkiye'nin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçladıklarını vurguladı. 10 dolar katkı yapması ve %13 civarında bir büyüme sağlaması bekleniliyor. Bu nedenle hemen her ülkede yapay zeka ve Robotik teknolojilerinin yaygın bir işsizlik doğuracağı kaygısı mevcut. Tabii bu kaygılar dar bir bakış açısıyla yapılan değerlendirmelerin bir sonucu. Geçenlerde bir muhalefet milletvekili bana bir soru önergesi göndermiş. Yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz diye bir soru sormuş. Bu eksik bakış açısı kaybolan işlerin yerini daha kreatif ve bilgi gerektiren çok daha fazla işlerin alacağını aslında göz ardı ediyor. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde de kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısının işlerin sayısız örneklerinin olduğunu görebiliyoruz. Gelecekte de bu sürecin aynı şekilde devam edeceği aşikar. Bu yüzden teknolojik değişime direnmek yerine onu benimsemek, onu özümsemek ve onu yönetmek aslında tek akılcı yol. Çünkü bu yarışta geride kalan ülkeler mevcut ekonomik birikimlerini de kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hazırladığımız sanayi ve teknoloji stratejimizde yıkıcı teknolojilerin gelişimi için özel başlıkları biz zaten bakanlık olarak belirlemiştik. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi konumuna yükseltecek kapsamlı politikaları bu anlayış çerçevesinde hali hazırda uyguluyoruz. Şimdi Yapay zeka stratejimizle birlikte bunu daha da ileriye taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz. 2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını %5'e çıkarmayı hedefliyoruz.